Evet arkadaşlar, bugünkü videomda DJI mikrofonu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen incelememize kutu açılışıyla başlayalım. İçinden neler çıkıyor görelim. DJI'nin sektörünün çok dışında bir ürün yapmış olmasına rağmen bu kadar başarılı olmuş olmasını açıkçası hayretle karşıladım. Öncelikle şöyle yakışıklı bir kese çıkıyor. Bu kesenin içinde neler var? Bir tane tilki kuyruğu gibi bir şey var. Burasında da ufak bir jack yer alıyor. Bundan bir tane daha çıktı. Bir tane de jackımız vardı zaten. Bir tane Type-C USB kablo. Başka sanki içinde gizli bir yer daha var gibi. Evet. Bir takım kağıtlar. Şöyle yasal zorunluluk olan kağıtlar. Şöyle içine bakıyorum. İçinin iki tane gözü var. Yani sihirbazlık numaraları yapmak için de uygun. Şöyle elinizi sokup diğer tarafından da bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Gelelim detaylardan kurtulmuş şekilde ürünümüze. Evet. Ürünümüz elinize aldığınızda sizi hakikaten bu ürüne yurt dışında 219 dolar verdiğinize, Türkiye'de de 10 bin lira verdiğinize tatmin ediyor açıkçası. Cihazımızın içerisinde iki tane kendinden dahili bataryası olan mikrofon vericisi var. Hemen ışıkları yanmaya başladı gördünüz. Bir tane de alıcı var. Şöyle göstereyim. Çok da kibar, mini minnacık OLED ekranı olan bir alıcısı da bulunuyor. Şarj seviyelerini buradan görebiliyorsunuz. Ayarlarını yine buradan yapabiliyorsunuz. Ve kutunun içinde ayrıca bir tane Type-C soketi, bir tane de Lightning soketi var. Eğer micro USB'li bir cihaz kullanıyorsanız geçmiş olsun. Siz bunu dönüştürücüyle belki hani şeyden micro USB'ye dönüştürecek, Type-C'den micro USB'ye dönüştürecek bir dönüştürücünüz olması lazım. Onun haricinde teknik özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse şunları şöyle koyalım hemen. Kutumuz şarj kutusu olarak da kullanıldığı için cihazlarımızı 2,5 kere tam şarj edebiliyor. Yani 2 adet vericiyi ve 1 adet alıcıyı toplamda 2,5 kere şarj edebiliyorsunuz. Bununla birlikte menzilimiz, yani alıcıyla arasındaki menzili 250 metre. Benim çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, kendi içerisinde safe modu gibi bir mod var. Eğer bununla kaydı yaparsanız bir de alt frekansta, dışarıdaki gürültüleri daha çok engellemeye yönelik bir frekansta bir tane daha kayıt yapıyor sizin için. Ve yine çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi, 12 desibel eksi ve artı ses aralığında kayıt yapıyor ki hani herhangi olası ses kayıplarını sizin için minimize edebilmek için böyle bir şey yapıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yine güzel özelliklerinden bir tanesi cihazın arkasında yer alan şu minik mıknatıslar. Yani bunlar aslında belki siz hani yoğun kullanıyorsanız bunu biliyor olabilirsiniz ama benim aklıma hiç gelmemişti. Ben normal mikrofonumu yakamın kenarına tutturduğum her kıyafetim mutlaka ondan dolayı hasar gördü. Bunu da içindeki mıknatısla tabii şey de yapabiliyorsunuz. Yani şuradaki mandalı da kullanabiliyorsunuz ama şöyle bir ihtimaliniz de var. Bunu şuraya koyup, yani hiç abartmıyorum, çok hayvani bir tutuş kuvveti var. Zaten koyduğunuzda bunu acaba buradan kırılarak mı çıkıyor gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Gerçekten bunu da güzel düşünmüşler. Diyorum ya, DJI hani kendi alanı olmayan bir yere girip de bu kadar hazırlıklı, bu kadar donanımlı giriyorsa iki ihtimal var bence. Ya bir tane mikrofon firmasını satın almış ya da bu konuda çok iyi bir ekipten destek alıyor. Ben cihazı çok beğendim arkadaşlar. Bununla alakalı birkaç mesafe testi yapacağım. Bunları da haricen sizinle başka bir videoda paylaşıyor olacağım. Benim cihazla alakalı size söyleyebileceklerim, kutusu çok yakışıklı, ürünler çok güzel. Bunun haricinde yani biraz açıkçası normalde DJI'yi biliyorsunuz övmemem lazım ama sonuna kadar DJI'yi övdüğüm bir video oldu. Ellerine ve emeklerine sağlık arkadaşlarım, bunu üreten arkadaşlarım. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, sizi hiç asla ama asla üzmez. Peki arkadaşlar, ben niye böyle bir mikrofon tercih ettim? Biliyorsunuz dronelar çok ses çıkartan ürünler. Ortamda benim sesimi genelde bastırıyor. Bu yüzden yakın çekimlerde hep kafa kamerasıyla çekim kaydediyorum ki oraya da bağırarak konuşuyorum. Bir şekilde sesim sizin tarafınızdan duyulsun. Zaten eski videoları izlerseniz videoların tamamında seslerde bir anomalilik hep vardı. DJI işte bunu safe moda aldığınız zaman sizin için gürültü engellemeyi muazzam derecede güzel yapıyor. Bunları zaten ilerleyen videolarda da kanalın ses kalitesini değiştiğinde siz de bence anlayacaksınız. Bunu buradaki DJI logosunu kapatmadan size
göğsümü gere gere bu teknolojiyi tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Fabrika verilerine göre cihazımızın vericisinin bir tanesinin 34 gram civarında bir ağırlığı var. Hemen bunu test edelim. Tartımız yanımızda, terazimizin üzerine sıfırlanmasını bekliyorum ve koydum. 33 gram geldi. Alıcısının da 30 gram civarında bir ağırlığın olması lazım. Zaten elinize aldığınızda alıcı vericiden biraz daha hafif. Bunu koyuyoruz ve 25 gram çıktı. Fabrika verisine bakıyorum, 24.9'muş. Yani aslında ben yanlış biliyormuşum. Neredeyse hemen hemen fabrika verisine çok yakın bir gramajı elde ettik. Şimdi bununla alakalı ben ortam sesiyle alakalı ayırt edebilmeniz için hem kameranın sesi, hem yanımda kayıt yapan cep telefonunun sesi, hem de DJI mikrofonun sesini ayırt edebilmeniz için cihaza kayıt modunu alıyorum. Kayıt modunu aldığınız anda, yani şu an elimde tuttuğum DJI mikrofonun ses kaydını da paylaşıyor olacağım. Orada ekranda bunun da hangisinin mikrofonun, hangisinin kameranın ve hangisinin cep telefonumla çektiğim ses olduğunu size belirtiyor olacağım. Bununla birlikte kayıt butonuna bastığım anda ekranda kırmızı butonu, kırmızı bir uyarıyı görüyorsunuz. Bu uyarı da bize kaydın başladığını gösteriyor. Aynı zamanda ben konuştukça hareket eden sesleri de görüyorsunuz. Gerçi bu basit bir teknoloji ama en azından sesin geldiğini teyit ediyor. Peki. Bununla alakalı şimdi kayıt cihazını yere bırakıyorum. Burada alıcının üzerinde iki tane jack girişi var. Yani hem kulaklık takabiliyorsunuz hem de direkt buradan kameranıza alıcıyı bağlayabiliyorsunuz. Yani kameranızdaki mikrofon girişine bu alıcıdan çıkan yeri bağladığınızda artık görüntüyü daha sonra işlemek için görüntüyü ve sesi alalım, tekrar bunları birleştirelim gibi şeylerle uğraşmadan, herhangi bir sorun da yaşamadan çok basit işlem yapabiliyorsunuz. Çekim gücü olarak 250 metreden bahsetmemize rağmen bu veriler sadece Amerika'da geçerli olan FCC modda kullanılabiliyor. Avrupa'da satılan cihazlarda C modu, yani Avrupa Birliği modu aktif olduğu için 160 metreye kadar menzilleri görebilmemiz mümkün. Cihaz genel itibariyle konuşmak gerekirse mobilite için tasarlanmış ve daha çok gezici olan insanların çantalarını hemen hızlı bir şekilde atıp gezecekleri, işte ses kaydını için tak çıkartıp işlemlerini yapabilecekleri bir mekanizmayla donatılmış. Bu da kendisi çok kompakt ve bence yeni nesil YouTuber'ların ya da işte bu şekilde video çekerek işlem yapan, para kazanan, bunu ticari olarak kullanan herkesin bir numaralı tercih haline geleceğini düşünüyorum. Türkiye'de maalesef bununla alakalı çok fazla inceleme videosu yoktu. Ben de alıp almamak konusunda çok kararsızdım. Kablosuz olan şeylere karşı bir dayanamadığım, kendimi tutamadığım bir duygu var. Kablosuz olduğu için bunu alma ihtiyacı hissettim. Ve şu ana kadar yaptığım seçimde de çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınıza takılanlar olursa sormaktan lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışın. Görüşmek üzere.